Seçimin en çarpıcı sonucu muhalefet terör örgütleriyle işbirliği içinde söyleminin ne kadar etkili olduğunun anlaşılması oldu. Bunu muhalefet de seçimden sonra fark etti. Oysa rejimin münasip gördüğü terör örgütleri veya iltisaklı gruplar, her neyse, ya da partilerle arasına mesafe koyarak sorunu hallettiğini düşünüyordu. Muhalefet bunlar terörist ithamının altında kıvranırken, iktidar gitti buz gibi terörle iltisaklı partiyle işbirliği ittifak yaptı, sol gösterip sağ çaktı. Şimdi şunu seçim ertesine bırakmanın lüzumu yok. Doğru strateji kimin ne diyeceğine bakmadan insan hakları ve hukuka esas almak, tüm mağdurların sesi soluğu olacağını cümle aleme ilan etmekti. İktidar gene aynı propagandayı yapacak, bugün aldığından farklı bir netice almayacaktı nasılsa. KHK'lıları, Kürt seçmeni, kayyım kisvesi altında politik ve ekonomik gaspı, içerideki emzikli kadınları, siyasi tutukluları, kısaca ve özetle tüm ezilenleri insan hakları ve hukuk şemsiyesi altında toplamak çok kolaydı oysa. Yapmadı bunu. Bırakın onu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında ahim kararları uygulansın bile diyemedi. Ortak mutabakat metninde bu konuda soyut bir cümle var sadece, o kadar. KHK'lılara bir parantez açayım. Sözüm ona destek veriyor gibi görünürken yargıda beraat etmiş olanları görevlerine iade edeceğiz tuhaflığına imza attılar. Tüm muhalefet liderleri böyle dedi. Allah aşkına rejim yargısının kararıyla iş tutulur mu? %100 eminim bırakın tutsakları, onların dışarıdaki yakınlarına yardım ediyor diye tutuklananları görüyorlar ve bunu onaylamıyorlar. Aman üzerimize bir şey sıçramasın da suhuletle şu tüneli geçelim. Duyguları buydu. Halen de öyle. O tünel 14 Mayıs'ta başlarına çöktü. Şimdi yolu açabilecekler mi? İzleyip göreceğiz. Seçimin mühim bir sonucu da toplumun yarısının iktidardan nefret ettiği ve kurtulmak istediği gerçeği. Devlet gücüyle ağır propaganda ve tüm bürokratik mekanizmalarla baskıya rağmen seçmenin yarısının düş babam artık düş yakamızdan kertesine gelmesi mayanın tutmadığı anlamına gelir. Kalan yarısını ise kınamamak, suçlamamak icap eder. Bilmiyor, bilmediğini bilmiyor, bilmek de istemiyor. Şu kulaklarım 10 yaşında bir kız çocuğunun kameraya Kılıçdaroğlu buraları patlatacakmış dediğini duydu ya, daha ne diyeyim. Derdimiz o çocuğu ve onu yetiştiren anne babayı aydınlatmak. Onlara nasıl ulaşabiliriz? Buna kafa yormalıyız. O hanelere girmenin yolunu bulacaksınız. Tek başına internetle, televizyonla olmuyor bu. Tweet atarak hiç olmuyor. 14 Mayıs'tan sonra terörle arasına mesafe koymayı ihmal ettiğini düşünüp o panikle rasyonel olmayan adımlar atan muhalefetin bu tavrı ona destek verenleri, oy verenleri ikiye böldü. Kimi bu konuda tam yetkilisin, Erdoğan'ı devirmek için elinden geleni ardına koma derken, kimi ise kulaklarıma inanamıyorum böyle mi dedi, gitmiyorum o zaman sandığa diye sitem etti, ediyor. Şu ara sıkça ifade edilen ve benim de yakın durduğum görüş şu. Mükemmel diye bir şey yok, kötünün iyisine oy verelim. Hatta mevcutlar arasında en az kötüyü seçelim. Fakat buna da karşı çıkan ortada iki seçenek yok ki diyenleri gördüm. Pek öyle değil. Bugün ülkede Erdoğan kültü diye bir şey var ve bu 2002'de başlamadı. 94'ten beri böyle. 1995-96 yıllarında Refah Partisi muhabiriyken taze belediye başkanı Erdoğan'ın aynı ortamlarda dönemin başbakanı Erbakan'dan daha çok, daha coşkulu alkış aldığını gördü bu gözler. O günden belliydi Erdoğan'ın gümbür gümbür geldiği. Geriye doğru 30 yıllık bir süreçtir bu. Bugün Erdoğan bir biçimde giderse yerini dolduracak insanoğlu yok. Buna adım gibi eminim. Ve Türkiye 29 Mayıs sabahına hangi sonuçla uyanırsa uyansın 1-2 yıl sürecek, çalkantılı bir sürece girecek. Mücadele bunu daha az hasarla atlatma mücadelesi. Öyle bakıyorum.